Her ne kadar Zülcelal Hazretlerinin bize ihsan eylediği suret üzerine başka bir suret inşa eylemek günah ise de, bıyıklarımı biraz daha koyultur musunuz hanım kızım? Hoca yaşlandı artık diye rivayet çıkardı gafiller. Beyefendi, ben yüzünüze resim yapmıyorum. Sadece çizgilerinizi belirginleştiriyorum. O da günahtır. Hele bir hatun kişinin cismani teması katmerli günahtır. Allah gafur der rahimdir. Necmi din kulunun günahlarını affeder inşallah. Bakmak ister miydiniz? Teşekkür ederim. Buyurun. Biraz tüylü olmakla beraber beni 1980 öncesine çevirdiniz. Elinizde bir filenizle kadayıfınız eksik. Biz kadayıfın üstü kızardı derken onlar altını yaktılar. Tamam efendim, bu kadar. Ricaınıza sağlık. Şimdi müsaadenizle ben konuşma metnine bir göz atayım. Tabii efendim. Aziz ve muhterem din kardeşlerim, neden kalkınamıyor memleket? Ağır sanayi hamlesini neden yapamıyor? Bunun bir hikmeti vardır elbet. Çünkü başında üç batıl musibet. Birisi dünkü çocuk, İsmet Paşa'nın oğluymuş. Batı'da atom fiziği okumuş. Ne ayıp. Senin işin mi o cahil? Allah'ın birleştirdiği atom parçalanır mı hiç? Vallahi o seni paramparça eder de şaşırır kalırsın. Anne sözü dinlemediğine pişman olursun. Nefibe Hanım sana söyledi, siyasete girme evladım dedi. Girdin de başın göğe mi erdi? İki saat konuşuyorsun, ne dediğin anlaşılmıyor. Ötekisi de sen, faizci, cambaz. Mühendislerin yüz karası, hatta 200 karası. Fabrikaları açıyor, ağır sanayi hamlesi için mi? Hayır, onun fabrikalarında namus tüketiliyor, namus sömürülüyor. Bizim zamanımızda 200-250 olan vesikalı hatun sayısı senin zamanında 3000 oldu. Bu mu çağı atlamak? Üçüncüsü de sen, bir şeytan. Maazallah eline düşmeyesin. Her söylediği büyük yalan. Adı Muhteşem Süleyman. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Maşallah çok formda görünüyorsun hocam. Yani Çanakkale'den beri böyle çok formda görünüyorsunuz. İyi insan lafının üzerine gelirmiş. Ben Deniz de şimdi senden bahsediyordum aziz kardeşim. Sen bize pek iyi bahsetmesin. Ne oluyor? Yani kaleler mi fethediyor? Özal mı çatıyor mu, bağ mı? Üçünüze de verif veriştiriyordum evvelallah. Bizden ne istiyorsun be hocam? Sen yeni yetmelere sat. Bak malı götürüyorlar baba. Allah'ın izni keremiyle kimseler malı götüremez. 250 sandalye alırız. Geriye bir şey kalmıyor, her şeyi götürüyorsun. Geriye kalanları da siz paylaşırsınız. Ne yapalım, hayat zor. Ayıp oluyor hocam, biz seninle diyorsun hapishane arkadaşıyız. Zaten moralim bozuk. Hayırdır inşallah aziz kardeşim. Rengi ruhsarını biraz solgun görüyorum. Nasıl evet, şöyle değil. Nazmi Hanım sabahları karışık vitamin veriyor, portakal suyu veriyor. Bu vitamini falan bırakın. Bu batı icatlarını terk edin artık. Bu batıl itikatları terk edin artık. Bak Özal'a olsa söylemem fakat seni severim söylüyorum. Nazmi Hanım kardeşime söyle, sana kına kına yapsın. Bizi çekemeyenler de saçına kına yaksın. Ona saçına demezler. Mani oluyor halimi takdire hicabım. Süleyman Bey, buyurun efendim, sizin makyajınızı yapalım. Çıkıyorum. Müsaadenizin bir var hocam. Estağfurullah aziz kardeşim, buyurunuz sizi de boyasınlar. Boyasınlar da benzesinler. Bu TRT beni çirkinleştirmek için elinden geleni yapıyor. Halbuki bizim eski yardımcıya, eski katibe hiç öyle değiller. Devir ye kürküm ye devri aziz kardeşim. Adamı bir boyuyorlar şaşarsın. Siyah saçlar, kıpkırmızı yanaklar, 22 yaşında. Adalet mi bu? Bize gelince böyle. Buyursun. Karar verdim, iktidara geldiğim zaman TRT'yi kapatacağım. Efendim, çekime az kaldı, başlayalım makyaja. Haksız mıyım hocam? Haksız mıyım? Arkadaşlara rica ediyoruz, arkadaşlar. Gerdanımı göstermeyin. Böyle sarkıtıyorlar buraya kadar. Tam karşıdan çekiyorlar kabak gibi, böyle çıkıyor. Estağfurullah aziz kardeşim, kabak da mübarek bir dağımdır. Beyefendi, biz burada kimseye farklı muamele yapmıyoruz.
Sizi güzelleştirmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz efendim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapılabilir ki? Yapmış olmak için yapıyoruz demek yapılabilecekleri yarısıdır. Yani zet taraflı bir iktidarın tutumu altında iyi miyim demektedir. Ayıptır. Adalet değildir. Birinci sınıf terzilere en iyi kumaşlardan kat kat Avrupa elbiseler diktiriyoruz. Bir günde kırışıyor, buluşuyor. Turgut Bey'in bir elbisesi var, 1980'den beri her gün giyiyor. Ne kırışıyor ne buluşuyor. Böyle celallenmek size hiç yakışmıyor aziz kardeşim. Bu Turgut kompleksinden artık kurtul. İktidarlar da gelip geçicidir. Bu efendim? Dünya Sultan Süleyman'a kalmamış. Başınızı dik tutun. Ne demek? Başımız dik kim bizim? Bizim başımız her zaman dik. Biz her zaman kim başlıyız? Bizim bir meselemiz yok. Ne yaptın? Bir vermeyeceği hesabımız mı vardır? Turgut Bey gibi milletin malını millete mi sattık? Turgut Bey gibi köprüleri, barajları mı okuttuk? Öfkelenme Atis kardeşim, keskin sirke küpüne zarar. Mesele o değil hocam. Mesele o değil. Mesele her şey açık olmasındadır. Biz başımızı böyle tutarız. Bilinçimiz böyle tutarız. Bilinçimiz böyle tutarız. Bizim millete veremeyeceğimiz hesabımız, korkumuz yoktur. Nasıl olsun efendim makyajınız? İyi olsun. Çok iyi olsun. Bir öyle bir çizgi, Necmettin Hoca'nın yüzündeki pirifanilikle bizim eski katiplerden Turgut Bey'in yüzündeki şeytanlık birbirine karşısın. O resim bize en az 30 sandalye getirir.